Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Gürcan Altun 2013 yılında savcılık tarafından cinsel istismara uğradıkları iddiasıyla genital muayene yapılmak üzere gönderilen 3 çocuğu muayene öncesi bilgilendirmiş. Çocukların muayeneye rıza göstermemesi üzerine onların muayeneye zorlanmalarının ruh sağlıklarını olumsuz etkileyeceğini düşünerek Çocukların muayenesini yapmamış, bu nedenle görevi ihmal suçlamasıyla yargılanmış ve beraat etmişti. Bu kararı savcılık makamının temyize götürmesinin ardından tam 6 yıl sonra Yargıtay, beraat kararını bozarak yeniden yargılama kararı vermişti. Altun, bugün Edirne 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada davranışının suç unsuru oluşturmadığı gerekçesiyle beraat etti. Suçlu olmadığımız, sonuçta yapmış olduğumuz meslek uygulamasının yani iyi hekimlik değerlerine uygun olduğu bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Profesör Doktor Gürcan Altun Edirne Adliyesi önünde basın açıklaması yaparak mahkemenin aldığı karardan duyduğu sevinci dile getirdi. Altun, hekim olarak hasta muayeneyi kabul etmediği takdirde zorlamak, hastaya ruhsal yönden zarar vermektir dedi. Hekim olarak bize gönderilen insanlar, işte gerek adli gerekçelerle muayenesi olsun, gerekse kendilerinin başvurdu. İşte tıbbi muayenelerde mutlaka hasta onamına dayanır yapmamız gereken muayeneler. Özellikle yargı birimleri tarafından yargı mekanizması içerisinde gönderilen hastanın mutlak zorunlu işte muayenesi yapılması gibi bir algı vardır ne yazık. Öyle bir şey yok. Hekim olarak hasta muayeneyi kabul etmediği takdirde onu zorlamak hastaya ruhsal yönden zarar vermektir. Sonuçta bu ilk yargılanmam değil yani edine yerel basının işte kıdemleri beni tanıyorlar. 2000 hani 13, 2016, 2019 hani gelenek bozulmadı diyoruz ama gelenek beraat üzerine de bozulmadı. Suçlu olmadığımız sonuçta yapmış olduğumuz meslek uygulamasının hani iyi hekimlik değerlerine uygun olduğu bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Adli Tıp Uzmanları Derneği, Edirne Çocuk Hakları Derneği, Edirne Tabip Odası, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Edirne Şubesi ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı temsilcilerinin de Altun'a destek olmak için adliyede hazır bulunduğu duruşma sonrası ortak bir basın açıklaması okundu. Çocuklar devletin, yasaların ve uluslararası sözleşmelerin güvenceleri altındadır. Bir kez daha ve umarız son olarak yargı mensuplarını ulusal yasa, yönetmelik ve genelgelere Devlet olarak imzaladığımız uluslararası sözleşmelere uygun davranmaya, yargılama sırasında çocukların kırılganlığını unutmadan hoyrat uygulamalara son vermeye davet ediyoruz. Hekimlik meslek ilkelerine ve iyi hekimlik değerlerine gönülden bağlı olan hekimler defalarca yargılansa da bu duruşlarından vazgeçmeyecektir yargı kararları ile hekim bağımsızlığına ve etik ilkelerimize müdahale edilmesini kabul etmiyoruz. Hekimler yargının zor kullanım aracı değildir. Çocukların yüksek yararını öncelemek sadece hekimlerin, sağlık çalışanlarının, insan ve çocuk hakları savunucularının değil, adalet sisteminin de önceliği olmalıdır.